Merhaba arkadaşlar, ben Bluberto. Bugün birlikte How to Survive oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ilk bölümümüzde normal bir başlamıştık hikaye moduna. İlerlemiştik, ilk adayı artık bitirmiştik ama biz aşama olarak bitirmiştik. Yani verilen görevleri bitirdik, çıkışa yönlendirmişti ama öncesinde ben diyorum ki bir adayı turlayalım. Gece vaktiydi, bir uyuyalım orada, ondan sonra da ne buluyoruz, ne alabiliyoruz bakalım, yeni adaya öyle geçelim. Hemen yerel oyun, hikaye modu, bir oyuncu. Buradan da bakın %9'unu yapmışız zaten. Kenji ile başlamıştık. Devam et diyelim. Evet, devam et. Yeni hikayeye gerek yok. Hemen kaldığımız yeri bize bir yüklesin. Gece vaktiydi, uyutalım, gündüz olsun. Gece biliyorsunuz değişik yaratıklar çıkıyor. Onları yenmek biraz daha zor oluyor ama değişik silahlar bulursak, üretirsek, ki öğrendiğimiz şeylere de bakalım neler yapabileceğiz. Üretmeye de başlarız. Güzel olur. Şimdilik bandaj üretmekle idare etmiştik ama yeni şeylere, yeni adada bakacağız. Yeni adaya gidince, ki ben ilk bölümde size söylemiştim arkadaşlar, bir miktar oynadım diye. O oynadığımda o adaya gitmiştim. Orada bazı temelleri öğrenmiştim. Artık açlık, susuzluk gibi etkiler artık açılmıştı. Devamını da bilmiyorum. Onları da birlikte göreceğiz kısmetse. Evet, gece oldu. Hemen seviye atladığımız için önce bir şu bizim yeteneğimizi bir halledelim. Şuradan envanterimiz de bu arada az. Şunları nasıl arttıracağız bakacağız. Belki de yetenek ağacındandır. Bakayım buradan envanter için bir şey var mı? Şöyle bakınca bir şey göremiyorum ama şu olabilir mi, yok diye, bunlar değil. Tamam, şimdi bizim buradan ya bunu açacağız ya bunu ya bunu, ama biz şu taraflara da bir bakalım, belki bunlardan isteriz. Mesela ne diyor bu? Bu elimize normal tetikli yay yapmak için, şu arbalet denenlerden sanırım. Şanslı ok diye bir şey var. Bu da kafadan vurma şansıymış. Bu da çabuk hedef alma özelliği. Bu da hızlı el. Ne işe yarıyormuş? Silahı hızlı doldurmak içinmiş. Herhalde sanırım burası silah kullanımıyla alakalı gelişmeler. Şurası ne diyor? Açlık ve katil. Ne diyor? Açlığımız iki katı daha yavaş tesir edecek galiba. Daha geç acıkacağız sanırım. Uykusuzlukta da uyku ihtiyacımız daha geç olacak. İki katı daha geç. Bu da devenin acıkması diyor ama herhalde bu bizim, evet, devenin susuzluğu. Yani develer daha uzun dayandığı için biz de susuzluğa daha çok dayanacağız. Burada da canımız daha yavaş düşecek sanırım. Buraya baktığımızda ne diyor? Son av. Haritada yaşayan hayvanların pozisyonunu görebilecekmişiz. Geyikler, bu rea nedir bilemedim, ve tapirler. Tapirleri az çok biliyorum sanırım ama isim olarak biliyorum. Kendisini tam bilemedim. Tahmin ettiğim bir şey var. Böyle hafiften yaban domuzuna benzeyen ama burnu da sanki karınca yiyene hafif kısası gibi bir şey olabilir belki. Neyse, bu hayvanları 40 metre alandaki haritada gösteriyormuş. Buna gelince de haritada bitkileri görebiliyormuşuz. Güzel, bitkileri görebiliyoruz 40 metre alandaki. Burada kalkan, kalkanı geliştiriyormuş. Bir kalkan edinirsek savunma yapabileceğiz o zaman. Güzel. Bu da süper asker neymiş arkadaşlar? İsabeti ve gücü destekliyor, daha iyi hale getiriyormuş. Ben şu izlemeleri açacağım arkadaşlar önce. Silah olayına girmeyeceğim. Mesela şu 40 metre alandaki hayvanları görebileceğiz. Açtım bunu, bakalım. Tamam, şu an bizim saatimiz neredeydi? 23.43. Uyuyalım bakalım. Ne kadar uyumuş görelim. Şurada uyuması lazım. Normalde buraya gelince uyuması gerekiyordu. Acaba şuradaki kamp ateşini mi yakmam gerekiyor? Bir deneyelim. Şöyle kapıyı bir aç diyelim. Kamp ateşi burada yok muydu?
Kamp ateşi burada yok muydu? Bir bakalım. Bu arada biz hayvanları görebileceğimizi açmıştık. Şu yukarıdaki nedir? Evet, deve kuşlarını görüyorum. Yukarı tarafta dikkat ederseniz. Yalnız bizim burada uyuyabilmemiz gerekiyordu. Uyuyup gidecektik ama. Neyse, devam edelim. Bakayım saat kaç oldu? 23.43'tü. İyi, çabuk geçiyor zaman. Şurayı bir aç bakalım. Şurada bir takılalım biraz. Kamp ateşi nerede? Az aşağıdaymış. Şurada bir zombi görüyorum. Gel bakalım. Biraz vakit geçirelim. Şunlar yine geldi. Ben şöyle şuraya bir girsem. Şu uyku şeyi çıkar mı dedim ama yine çıkmadı. Bir tekrar bakayım. Kaydetmeden aslında. Şu tarafa bir bak. Gel bakayım. Sen de gel. Bunu temizle. Burada biraz takılalım. Burada çubuk çıktı. Sen de gel. Işığı tutunca bu gidiyor. Bu açıdan güzel. Şu tarafa bir bakalım tekrar. Çubuk vardı. Onu al. Şöyle tekrar ışığı tutayım. Gitsin. Işığı görünce gidiyor. Böyle vakit geçirebiliriz. Şöyle bakın, ışık tutunca gidiyorlar. Şurada bitki var. Yeni şurada bakın, kumaş mı var acaba dedim, yok değil. Şurası ışık olduğu için gelir mi acaba, onu da merak ediyorum. Şurada bir leke gibi bir şey görünüyor arkadaşlar şu istikamette ama. Bunun orada bir şey var büyük ihtimalle. Gidip bakmak lazım. Şu uyku olayı bir düzelse, şu uyuyabilsek. Benim kendim geldiğimde burada uyku kısmı açıktı. Şurada bir çubuk daha var. Böyle vakit geçiriyoruz. Gündüz olsun rahatça gidebileceğiz. Şuralarda bir şey var mı? Şuradan aşağı iner mi acaba? Şu çubukları kırsam. Bilmiyorum. Buna gündüz bakabiliriz. Gel bakayım. Yaratıklar var mı bakalım. Şurası mesela bakın kapatılmış. Bunu neyle yaptılarsa açamıyoruz. Evet, kamp ateşi geldik. Buraya yanaşabiliyor mu yaratıklar bilmiyorum ama şunu da topla. Deneyim de kazanıyoruz. Güzel. Burada şişe var. Onu da al. Su vardı bizim. Burada bir şey var. Kumaş. Güzel. Bandaj falan yaparız. Canımız da azalıyor sabah olunca. Çubuk var, onu al. Bir bakayım, arada gelip gidiyorum. Yok, uykuyu açmamışlar. Burada da başka zombi yok sanırım. Daha aşağı inmeyeyim. Sabah olmasını bekliyorum. Şu suya geldik. Şuradan doldurma işlemini yapabiliriz. Hemen şuradan şişeyi seç. Şöyle doldur. Güzel. Tamam, şişe 4 tane doldurduk. Yakında lazım olacak tabi bunlar. Açlık susuzluk başlayınca. Şunu tekrar aç. Güzel. Bir süremize bakalım ne kadar olmuş. Süremiz derken, evet, 4'ü 5 geçiyor. Sabah olması az kalmış. Ya bizim şu uyku olayı niye açılmadı? Belki de uyku olayı için önce karşı adaya gitmek gerekiyordur, eğitime. Uyku ihtiyacımız yok ya, o yüzden açılmamış sanırım. Tamam, o zaman öyle yapalım. Bizi gönderdiği adaya gidelim. Bir bakayım nereden gidebiliyoruz. Bu adayı aslında araştırmak istiyorum ama biz şu arka tarafa dolanmamız lazım. Tamam, oraya doğru gidelim. Nasıl olsa sabah olur birazdan. İdare ede de gideriz.
Bir bakayım şuradan aşağı doğru. Gel bakalım. Sen de gel. Evet, sabah oluyor, şu an aydınlanıyor. Güzel. Kaçıyorlar çünkü sabah oluyor. Artık onlar gelmez herhalde. Sen gel bakayım. Güzel. Siz de gelin. Yanlış taraf yine. Suya denk geldim. Siz de gelin. Tamam. Şimdi bizim hızlıca bir kere bandajın bir tanesini kullanalım. Güzel. Canımızı doldurduğumuza göre yapabildiğimiz bandajı hızlıca bir bakalım. Şu an bir tane bitkim olduğu için bir tane bandaj yapabildim. 4 tane kumaşım var. 4 bitki lazım. Bitkileri görmeyi de açınca daha rahat olacak. Tamam, bu da temiz. Bakayım yoluma. Fazla bile gelmişim. Şu yukarıdan gideceğim ama sen de gel. Güzel. Şu yukarıdan gideceğiz. Şurada. Evet. Gel bakayım sen. Tamam, bu da temiz. Şuradan gideceğiz. Az aşağıdan. Tamam. Güzel. Güzel. Bunları temizle. Bunları aldık artık. Siz de gelin. Güzel. Burası da temiz. Şimdi bakalım ne tarafa gidiyorsun bize? Yukarı. Hemen gidelim. Söylediği tarafa doğru. Buralarda bitki falan bir şey var mı diye de bakıyorum. Güzel. Şu adamı tamam konuşmuştuk. Karşıya doğru gidelim. İşte şu tekneye falan git demişti. Tamam. Geldik. Onun istediği yere gidiyoruz hemen. Evet. Yeni ada neresiymiş? The Van Lavendida adası. Oraya gidiyoruz. Şimdi biz Los Riscos adasındaymışız. Lavendida'ya gidiyoruz. Burada eğitim verilecek. Ondan sonra bizi geri bu adaya mı gönderecek yoksa başka yere mi bilmiyorum. Ama bu adaya gönderirse bu adada gezmediğimiz yerler var. Oralara gideriz. Onun dışında başka adalar da görüyorum. Bir de çok büyük ada var. Bunları tek tek gezeceğiz herhalde. Şimdi şu eğitimi bir tamamlayalım. Neler istiyorsa. Güzel, keyifli, eğlenceli de şu büyük farklı zombiler gelince nasıl başa çıkacağımızı bir öğrenmemiz lazım. Geldik. Şimdi karşımızda biri var. Hemen bir bakayım. Evet, onunla görüşmemiz isteniyor. Şuralarda ne var? Bir bakayım da. Bir fener görüyorum. Fenerim var. Bu arada arkadaşlar şunu unuttum. Geçen bölüme dikkat ettim de ses bir miktar fazla çıkmış benden. Yani benden derken oyunun sesi benim sesimden daha yüksekmiş. O yüzden şu sesleri 3 birim indirelim. Güzel. Tamam. Böyle daha güzel olacağını düşünüyorum. Benim sesim çok bastırmış çünkü. Devam et diyelim. Şu tarafta başka neler var? Dişi ötüyor. Şuradaki şey ne? Bir bak bakayım. Etrafta hayvan görüyor muyum? Yok, görmüyor. O bir hayvan sesi mi acaba? Sanki biri hay falan der gibi oluyor. Şu tarafta bakın bir yer var. Şunu kıralım. Evet, buradan bir tarif görüyoruz. Molotov kokteyli. Bir şişe, biraz benzin ve kumaş. Bu tarafta bir şey, bitki var. Şu yukarıda bakın zombiler var.
Şöyle bakınca orada hayvan görünmüyor. Tamam. Gidelim. Şurada bir şey gördüm. Şunlar nedir? Yok. Tamam. Söyle bakalım sen şimdi ne diyorsun? Kovaçmış bu. Kovaç'ın adasına hoş geldin diyor Kovaçland. Ne diyor? Burada bir şirket mi? Bir şeyden bahsediyor. Temelleri öğretecek bize, hayatta kalma temellerini. Tamam, öğrenelim. Teşekkürler. 200 deneyim kazandık. Takip ediyorum. Burada bir sürü yer var. Şunlara bir bakabilir miyim gelmişken? Kim o ya? Şöyle bakıyorum, bir hayvan mı var diye çıkmıyor. Tamam, burada bir şey göremedim. Adama doğru gideyim ben. Bunlarda bir şey görünmüyor. Şurada olabilir mi? Devam. Evet, söyle bakalım ne diyorsun? Şurada yukarıda bir kitap var. Dergi. Şimdi mutant zombiler diyor. Kötü düşmanlar. Bakalım ne diyor? Kasın zayıf, ellerin titriyor, derin şöyle bir şey olmuş. Söylüyor, tamamlayamadım. En son ne zaman yemek yedin falan diyor sanırım. Artık demek ki bizim açlığımız, susuzluğumuz olayına girecek. Evet, devam edelim. Öncelikle biraz yemek yemelisin falan diyor. Demek ki şimdi açlığımız devreye giriyor. Tamam. Ben hızlıca geçiyorum. Kökten bahsetti. Kök bulacağız. Onu yiyeceğiz. Kassava neyse arkadaşlar, onun kökü. Bulup enerji doldur diyor. Şimdi bakın arkadaşlar, sol üstte bir çatal bıçak işareti ve %24 diyor. Yani benim açlığım %24'e kadar inmiş. Demek ki yani tokluğumuz diyelim daha doğrusu %24'e inmiş. Bir an önce bir şey yememiz lazım. Haritada bize göstermiş bitkileri yerine. Gidip topla diyor. Tamam. Şuradan dolanacağız. Şurayı kıralım. Ne varmış bir bakalım. Hiçbir şey yok. Ne oldu? Gidemezsin şimdi diyor. Demek ki yanlış tarafa gittim. Bu tarafa gitmem gerekiyormuş. Bakın bunda başında miğfer var. Onu alabilirsek o zombiyi başımıza miğfer takarız. Bunda da var. Gel bakalım. Güzel. Ben şunu bir hemen bir alsam. Aldım ama sizi bir halledeyim de öyle savaşayım. Güzel. Şunu fazla miğfere gerek yok. Ama yerim kalmayınca atarım. Ben şimdi şuradan bir hızlıca şu miğferi bir giyeyim. Nerede o? Burada. Giy diyelim. Güzel. Giydim. Hatta şuradan da üst başa bakalım. Bakın burada giydim ama koruma düşük diyor. Asker miğferi. Tamam. Şurayı aç bakalım ne çıkacak. Aa, burayı açamıyoruz. Demir gibi bir şey var. Kitap var ama önce şunu bir halledelim. Güzel. Senden, aa bakın kök burada. Bunu Kassava köyü kökü. Şu dergiyi bir açalım. Ne diyor bir bakalım, bu sefer ne öğretecek bize. Bu bölümde ilk kez video kısmını açtığımız için biraz bekletti ama umarım sorun çıkarmaz. Güzel. Evet, şimdi bakalım ne diyor? Yeme, yani beslenme. Evet, ne öğretiyor bakalım? Zombileri yenme şansımızdan bahsediyor. Bazı ihtiyaçları, temel ihtiyaçlarımız varmış. İçmek, yemek, uyumak. Hayatta kalmak için gerekiyor diyor. Yemek yemek konusunda da bakın, savaştıkça diyor ki acıkırsın diyor. Enerji harcayacaksın. Savaştıkça. Tamam. İşte kökler, bitkiler, balık. Demek ki balık tutacağız falan. Bir de hayvan avlayabilirmişiz. Balık tutabiliriz, hayvan avlayabiliriz. Pişmemiş eti yeme diyor, seni öldürebilir diyor. Bakın ette çünkü mikroplar, parazitler, ölümcül olabilirmiş. Pişir diyor. Tamam, pişireceğiz, ondan sonra da yiyeceğiz.
Taze ete zombiler gelebilirmiş bu arada. Onu da söyledi sanırım. Son olarak. Dikkat edeceğiz. Tamam, şuradan kök buldum. Yiyeceğim ama önce şuraları bir toparlayayım bakayım. Ne var ne yok. Zombi mombi hepsini halledelim. Şunu miğferini de al. Şurada bir yer görüyorum. Aç bakalım ne var. Burada da miğfere kemikle beraber şöyle boynuz tarzı bir şey yapıyoruz. Koruması yine düşükmüş. Ama şöyle bir korkutucu mu oluyor artık bilmiyorum. Kemik bulursak bir tane miğfere takabiliriz. Onu takarız. Başka bir şey. Şunu zaten açamıyorum şu an. Şurada bir şey var sandım, yok. Burada bir kök daha var, onu da. Sen de gel. Güzel, o da temiz. Şu kökü de al. Tamam, bu tarafı hallediyoruz. Bitiyor neredeyse. Bir şeyler yiyeceğiz şimdi, enerjiyi dolduracağız. Tamamdır. Şimdi bizim %16 açlığımız. Hatta şuradan girelim. Hatta bakın şuradan göreceksiniz şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sağlığımız düşük görünüyor. Ama neden böyle düşük görünüyor? Bunlar hep düşük görünüyor. Bunlar genel acaba puan olarak mı? Her neyse, burası değil bizim asıl bakacağımız yer. Şu üst taraf. Şurada bakın açlığım çok azalmış. Bunu hemen yiyerek dolduracağız. Envanterden şu kök ye demişti bize. Hangisi oluyor bakayım? Şu. Bunu ye diyor. Tamam, yiyelim. Ne kadar artacak? Bir miktar arttı. Bir tane daha ye. Bir tane daha. Ve bir tane daha. Güzel. Oldukça doldurduk. Görevi başardık. Şimdi gideceğim. Gitmeden etrafa bir kere daha şöyle bir bakıp gideyim. Tamam. Şuradan yanına atlayalım. Güzel. Evet, şimdi... Güzel. İyi hissediyorsun. Daha iyi hissediyor musun diyor. İyi diyor. Yemeği unutma diyor. Hatırla diyor. Beni takip et. Şimdi öğrenecek çok şey var. Tamam, gidelim haydi. 200 deneyim puanı daha. Güzel, bunu da kaydediyor. Şu tarafa bakıp geliyorum. Bir şey var mı diye. Şuna bakmıştık. Bakın yerde bir şey var. Flexible branch diye bir şey. Tam olarak ne olduğunu bilmesem de. Onu alalım ve bakalım. Evet, şimdi ikinci fikir neymiş? Hydration, yani susuzluk. Evet, su içmelisin diyor. Tamam. Performansımı etkiliyormuş. Yani performansım mesela koştuğum zaman susamam daha da artıyor. Tamam, devam edelim. Bir sonraki dergide herhalde susuzluktan bahsedecek. Ben yine şöyle biraz hızlı geçiyorum. Ben biraz su iç dedi. Su kaynağı da haritada. Bakın ben şu ortanın solundayım. Ayrıca yakıt yeri görünüyor orta kısımda. Biz yukarıya gidip suyumuzu içelim. Hem de bu taraflara bir bakalım bir şey var mı. Bu arada susuzluğum %24. Gerçi yanımda su var. Mecbur kaldığımda direkt içebilirim. Yanımda su getirmişim biliyorsunuz. Şunları bir temizleyelim. Bir şey var mı? Gel bakayım sen de. Güzel. Burada kalacak bir yer lazım kendimize yine. Rahatça takılalım. Gelin. Bakın bunlarda da miğfer var da bana daha fazlası lazım. Güzel. Susuzluğum ne durumda? %21. Şunları al hemen. Bu miğferleri zaten... Kemik bulunca, değişik şeyler takınca, işimiz bitince atarız fazla. Oo, kalabalık. Gelin bakayım. Güzel, sen de gel. Biraz da hasar yedim bu arada. Sizlerde bir şey var mı? Yok. Şurada bir şey görünmüyor. Su kaynağını arıyorum. Siz gelin. Bakın yukarıda bir hayvan var. Ok olayını yaparsak bununla avlanmayı düşünebiliriz. Ya da burayı açabiliriz. Ama açarsak direkt buraya koşacaktır. Gel bakalım.
Güzel. Sen de alalım. Sen de gel. Evet, sen de gel bakalım. Suda hayvanın orada sanırım. Tamam. Şunu da al. Şu tarafa gidelim. Tamam, o da temiz. Şurada bir şey var mı? Bu tarafta bir şey göremiyorum. %14'e düştü susuzluğum. Senin şu miğferi de ver. İşte hayvan. Tamam, önünden çekildim. Az kalsın bana vuruyordu. Yiyecek var. Şurada kitap da var. Su da var. Şuralara bakalım. Şuraları şuradan açabiliyorum. Güzel. Şimdi burada zombi görünmüyor. Şunu bir açalım. Ne var bakalım. Burada kalkan iksiri var. Mantar ve şu bitkiden. 15 saniye boyunca. Güzel. Su burada. Öncelikle buradan su içelim. Tamamen içmiş mi oldum ben şimdi buradan? Bir bakalım, kontrol edelim. Evet, bakın susuzluğum tamamen doldu. Canım biraz azaldı ama şu ışığına bakalım. Şimdi bu sefer de sanırım susuzluğu anlatacak. Alalım bilgileri. Evet. İçme konusu. Evet, ne diyor? İşte o zombileri yenmek için bazı temel ihtiyaçlara ihtiyacım var. Yine söylüyor. İşte içmek, yemek ve uyumak. Bu kısımda da içmekten bahsedecek. Evet, su bizde bazı semptomlara neden oluyormuş. Susuzluk arttıkça isabet alma oranımız, yani konsantrasyonumuz düşüyormuş galiba. Demek ki susuzluğu çok düşürmemek lazım. Ama denizden su içme diyor. Çünkü tuzlu olduğu için daha çok susayacaksın. Ayrıca da kirli sular içersen hasta olabilir, hatta öldürebilir. Tamam. Temiz sulardan iç diyor. Ayrıca bunları doldurabilirsin diğerleri. Mesela bidon, varil falan bir şeyler yapabilirsin diyor. Bir yemekler yiyebiliriz. Onlardan da sıvı ihtiyacı çıkabiliyor sanırım. Tamam. İçme konusuna da dikkat edeceğiz artık. Ve de şimdi sanırım uyumak kaldı geriye. Gidelim. Şuradan gitsem olmaz mı? Bir bakayım. Bu taraftaymış. Şunda kumaş varmış. Onu da alalım. Öldürdüklerimizin üstünden geçiyorum. Unuttuğum şey var mıydı? Şuradaymış bizim eleman. Gel bakalım. Tamam. Şimdi ne tarafa? Tamam diyor. Tamam, nefes alıyorsun. Su buldun. Tamam, devam edelim. Şimdi hatırlamamızı istediği neymiş? Ekipmanlarımızla ilgili bir şeyden bahsetti ama o anda gidelim bakalım, ne diyorsun şimdi? Ya da kendi ekipmanları. Her neyse, gidelim. Bu taraflarda bir şey görünmüyor. Şunu yaksam ben bu arada hızlıca. Kamp ateşine hazır olsun. Evet, şimdi burada bakın bir sürü malzeme görünüyor. Tamam, önce bir konuşalım. Evet, diyor ki Kovaç'ın işte bu üretim merkezine geldim diyor. Tamam, ne yapacağız? Kullanılabilir şeyler varmış. Öncelikle ne diyor? Kullanışlı malzemeleri mi söylüyor? Her neyse. Bir bakalım. Şimdi bir tane pompalı tüfek yapacakmışız, üretecekmişiz. Bunun için gerekli şeyler işte harpun grip, yani böyle kancalı bir şey, ip gibi bir şey, yani anlattığı bir şeyler lazım dedi. Onları bize söyledi. Şimdi odaklan ve bunları topla diyor. Tamam, biz bunları toplayıp üreteceğiz. Hemen bir şuradan bir bakalım. Bizim listemizde görünecek mi gerekli şeyler?
Öğrendiğim şey, mesela şunun öğrendiğim şeyleri nereden bakabiliyorum? Onun listesini açabiliyor muyum acaba? Şöyle yapsak şuradan çıkar mı? Burada çıkar mı acaba? Bakayım. Ha, silahlar. Tamam, buradan görebiliyoruz. Nerede o silah? Bu değil. Bunlar değil. Devam. O pompalı türü. Hızlıca bana bir gösterirsen. Ama o anlattığı için herhalde biz göremeyeceğiz. Direkt yapacağız. Tamam, çünkü buraya eklenmemiş. Tamam, yapalım. Şunları topla. Ne bulursak topla. Şunu al. Ha, şimdi çıktı. Tamam. Tarif buradaymış. Şu silah parçası, şöyle bir tüp, şöyle bir parça, bir şey, tam olarak ne olduğunu bilmediğim. Onarım malzemesi ve vidalar falan. Tamam, toplayalım. Topla topla, evet. Topla topla, ne bulursan topla topla. Başka bir şey. Hepsi tamamsa zaten olur ama ben şuralara da bir bakayım gelmişken. Buralarda bir şey görünmüyor. Şu dergiye de bakacağım. Şurada bir yer var, onu bir kıralım. Bakın, yanındaki demirli iğne. Burada da eti pişirmeyi anlatıyor. Eti al, kamp ateşine koy. Tamam. Öğrenmeden bunu yapamaz mı acaba? Böyle temel şeyleri tahmin etmek zor olmasa gerek. Tamam. Şimdi şu dergiyi de okuyalım, sonra yapalım. Evet, bu sefer mi öğretiyor? Uyku mu acaba, yoksa silah üretimi mi? Üretim mi? Evet. Basit temel silahları yapmayı öğretiyor sanırım. Hayatta kalmak için. Evet, kendi silahlarını yapmalısın diye parçaları bir araya getireceğiz. Daha iyi silahlar yapmak istiyoruz. Ölmeme şansı için. Tamam. Bazı nesneleri bir araya getirmek gerekiyor. Ölümcül silahlar yapmak istiyoruz. Pompalı yapmak için işte gerekli malzemeleri söylüyor. Bunları bir araya getir, birleştir. Yeni nesne lazım falan. İşte her nesneyi bulup tamamlamak gerekiyor. Bir şeyler eksikse kalıyor. Tamam. Ve en sonunda aldık. Evet, burada da bize kısaca pompalıyı nasıl yapacağımızı gösterdi. Tamam, sonra burada da yay yapımı vesaire, yani üretim kısaca. Pek çok çeşitten bize bahsediyor. Deneyeceğiz arkadaşlar, biz bir şey yapmaya benziyor. Ooo, bu ne böyle? Ama tabii kendini vurmadık, evet. Tamamdır. Devam edelim. Bu da güzel. Ben şimdi üretime geçelim. Şuradan, pardon. Şimdi bir, şu silah neredeydi bizim? Şu. Şu onun temeli gibi düşünün. Bunu birleştirdiğince bakın, pompa tarzı şey, tüp var. Onunla birleştireceksin diyor. Bizde olanı zaten bir arada. Şimdi bir parçası eksik. Ne eksik bakalım. Bunu seçiyoruz. Yeniden tıklıyoruz. Ve şu nesne lazımmış. Bunları tek tek böyle. Diyelim ki bir şey siz üretiyorsanız arkadaşlar. Eğer tarifinizde yoksa herhalde o zaman ya göstermeyecek ya da parçayı buldukça gösterecektir. Şöyle malzemelerden de ekledik. Onların malzemesi. Biraz da vida istemişti sanırım. Bir de uncombine diye, yani bir araya getirmek gibi dağıtmak da var. Demek ki bir şeyler işimize yaramıyorsa dağıtabiliriz. Malzeme çıkarabiliriz. Artık E çıktı, yani silah işareti var, kullanabiliriz. Kullan diyelim. Güzel, bakın elimde 200 tane de içinde toplam mermisi yok, bende 200 var. İçine de 80 tane konuyor. Çivi fırlatacak sanırım bu pompalı birkaç tane. Vida falan koymuştuk. Tamam, hazır. İyi diyor, tamam. Bir araya getirdin. Güzel, ilk deneme için fena değil falan dedi. Şimdi test yapma vakti, gerçekten çalışıyor mu? Tamam. El yapımı bir tane pompalımız var. Evet, bize... Şimdi... Şurayı açar mı acaba? Ben şunu merak ettim. Yok, burayı açmadı. Doldur diyelim. Tamam, şimdi nereye gitsin istiyorsun? Aşağıdan şu sağ tarafa gitmiş. Gidelim. Şurada bir şeyler var mı?
Bir bakayım da geçerken. Belki işime yarar bir şeyler çıkıyor. Evet, burada maşet var. Ama bende olduğu için daha fazla almıyor. Tamam, neredesin sen? Şöyle bakayım. Buradaymış. Tamam. Şurada bir şeyler çıkabilir mi? Şu kırılıyor ya. Yok, buradan bir şeyler çıkıyor, ayarlanmış. Tamam, söyle bakalım. Evet. Yorgunluk tehlikeli diyor sanırım. Tamam, hata yapmama sebep oluyormuş. Evet, koşarsan diyor yorgunken. Yorgunken koşamazsın diyor galiba. Yani uyumamız gerekiyor artık. Ondan bahsetmek istiyor sanırım. Tamam. Ben şuraları da yine hızlıca geçiyorum. Tamam. 500 tane de bize işte çivi falan verdi. Şimdi de buradan test edeceğiz. Şurada çubuk var. Onu da al. Bir test edelim bakalım. Güzel. Hemen işini bitiriyor. Evet. Ama bir seferde 8 tane falan fırlatıyor. Şunlardan bir şey çıkıyor. Bakın buradan fırlattığımız çivileri geri toplayabiliyoruz. Gel. Sen de gel. Arkadakilere de denk geliyor. Güzel. Şu çivileri tekrar topla. Güzel. Tekrar doldur. Bunları bu şekilde alabiliyoruz. Güzel. Çivilerimi de ben tekrar alayım sizden. Şu saptan alınları. Oo, orada bir grup var ama şunlardan çivilerimi alayım ben. Burada bir sürü kişi ölmüş. Bakın uyku işareti %21. Uyumam lazım. Gelin bakalım. Şöyle topluca. Ben hemen doldurayım bir kere daha. Güzel, pompalı da iş görüyor. Sizden çivilerimi alayım ben bakayım. Kaç tane kurtarabilirsem. Güzel, şurada var mı? Hava kararıyor bu arada. Bir an önce yatmam gerekecek. Şunları topla. Şimdi gece yine o yaratıklar çıkacak. Evet, hava karardı. Ne tarafa gideceğiz? Bir bakayım. Şu yukarıdaki yere gidecekmişim. Bir an önce gideyim o zaman. Güzel. Tamam, şuradakini de alalım hemen. Bakın içeride var. Gelmeye çalışıyor. Düşler diye bakalım. Uykuyu anlatacak demek bu sefer. Evet. Dinlenme. 9. bölüm dinlenmek. Eğer diyor ki zombileri yenmek istiyorsan bazı temel şeylere ihtiyacın var. Bunlar da içmek, yemek ve uyumak. Şimdi de bize uyumayı anlatacak. Bu bölümde. Şimdi diyor ki her günün sonunda sanırım artık dinlenmem gerekiyor. Yorgunluğumu atmam gerekiyor. Güzel. Evet, dayanıklılığımı ne kadar harcarsam herhalde, yani daha doğrusu yoruldukça dayanıklılığım azalacak. Ve sağlığım da yenileniyormuş galiba. Ama tabi korumasız yerde uyumak olmaz. Bakın burası arkadaşlar bizim sığınağımız işte. Burayı kapıyı açacağız. İçeriği temizleyeceğiz. Sonra kapıyı kapatıp tertemiz yeşil ışık yanınca rahat bir şekilde yatıp uyuyup dinleneceğiz. Zaten dinlenmemiz de gerekecek birazdan. Burayı açınca topluca gelecekler muhtemelen. Ben bir etrafı temizleyeyim. Şöyle doldur diyelim hızlıca. Tamam. Şurayı bir açayım da zaten hepsi gelecek. Öptüğü zaman biliyorsunuz. Şunu da yakalım.
Canımı doldurmayı unuttum. Hızlıca bir onu yapalım. Şuradan bir tane kullan diyelim. Güzel. Gelin bakalım. Ben yine fırsat buldukça doldurayım. Gelin bakalım. Seviye atladım, güzel. Ben yine kılıçla daha iyiydim ya. Hızlıca kılıcımı alayım ben. Bu silahta o kadar iyi değilim. Bunun ayarlaması da zor. Yanlış yere tıkladım ama düzeltiriz şimdi. Şöyle, tamam. Yine eskisi gibi takılalım. Böyle daha iyi oluyor. Şunları öldürürken çünkü bekliyorlar. Güzel. Evet, yeşil oldu. Harika. Şimdi rahatça girebilirim ama önce bir etrafı toparlayalım. Şöyle bir neyimiz var. Yine miğfer falan bulduk. Güzel. Buradan alacağım bir şey var mı? Şunu da al. Evet, şunları da toplayalım ve içeride bir şey var mı diye bakalım. Tamam, temiz görünüyor. Şurayı kapat. Tamam, şimdi arkadaşlar burada bir kayıt yap diyoruz. Tamam, kaydederken biz de saate bak diyelim hemen. Tamam, gece tam 00:05. Şimdi uyu diyoruz burada ve sabah olacak arkadaşlar. Ve ne kadar saat uyuduğumuza bakacağız. Canımız da doluyor gördüğünüz gibi. Güzel. Şimdi saate bir bakalım tekrar. 08:21. Demek ki bizim 8 saat uyuduğumuzu düşünebiliriz. Açlığımız biraz artmış. Hemen envantere bakalım. Almıştık bir şeyler. Şuradan 1-2. Şu bizim köklerden. Ye bir tane. Tamam. Susuzluğum biraz daha gider. Su doldurabildiğim yerlerde dolduracağım. Etrafa bir bak bakalım. Bir şey görünüyor mu çıkmadan. Şurada zombiler var. Tamam. Burayı açabiliriz artık. Burada başka bir şey var mı? Tamam. Bir susuzlukla ilgili burada bir yer var mı diye bakıyorum. Tamam, burada bir şey görünmüyor. Şöyle etrafa bak. Şurada biraz çivi var. Güzel. Şunlar çivi mi acaba? Evet, öyleymiş. Böyle görmek daha iyi. Şurada bitki görüyorum. Şu nedir? Yine bir çeşit bitki. Ama envanterimde yer kalmayacak bu gidişle. Çok az yer kaldı. Bir an önce bir şeyleri kullanmam gerek. Bu arada yeni yeteneğim açılmış. Ona bakmadım. Yetenekler. Evet. Şuradan da yakınlardaki bitkileri göster yeteneğini açtım. 40 metre alan içindeki. Bakıyorum şu an. Yakında bitki aşağıda görünüyor bakın. Köşede. Gördükçe bakarız. Biri yardım diyor. Buradayım dedi. Bu arada biz ne bulduk? Şöyle bir tüyle bunu kullanıp tüylü bir şekilde ok yapabiliyoruz. Buradayım. Buradayım diyor da nerede? Ama şunları görmedim. Yanımdaymış. Hiç fark etmedim. Şunu da al. Tamam, şunu da al. Nerede senin sesin? Yardım et diyorsun da neredesin? İçeride mi diyeceğim de orada biz bu kaldık. Şuralar, sen içeride bir yerdesin galiba. Buraya giremiyorum şu an. Kapalı. Tamam da nasıl gireceğim? Girilmiyor ki. Tamam, buradayım diyor da giremiyorum ki. Yol bulmam lazım. Bakayım bir. Şurası aralık gibi görünse de kapalı. Tersten geleceğiz o zaman. Orası da kapalı ama bir yolunu bulacağız herhalde. Adam ne diyecek bize şimdi? Adamın yanına bir gidelim.
Burada yine çivi falan bir şey var. Tamam, uyumak için yerimiz var nasılsa. Hava kararmaya başlayınca gidebiliriz. Şurada çubuk mu var? Değişik bir şey var, onu aldım. Şurada ne var? Yok, şimdi gidemeyiz. Tamam, daha işimiz var. Adama gideceğiz. Beni tekneye gidiyorum zannetti. Buradasın. Evet, söyle bakalım ne diyorsun? Evet. İyi, harika, kusursuz. Genç görünüyorsun. Tamam, uyuyunca iyi oldu tabi. 500 deneyim kazandık. Güzel. Şimdi ne diyorsun? Evet. Antrenman tamamlandı. Ama pompalıyı geri almak zorundayım diyor. Çünkü o benim diyor, senin değil diyor. Kendininkini kendin bulmalısın. Onu bana verince sana da hediye vereceğim dedi. Onu geri verdik. Tamam, şimdi konuşalım. Teşekkürler. Söz verdiğim gibi özel bir hediye diyor. Kendininkini işte yapmalısın diyor. Bize ilk parçasını verdi. Gerisini kendimiz bulup bir araya getirip yapmamız gerekiyor. Eğer beğendiyseniz kendiniz yapmanız gerekecek. Ne diyorsun şimdi? Evet, kendi arkadaşına geri dön diyor. Demek ki eski adaya geri gideceğiz. Burada maymunlar da varmış galiba. Tamam, Ramon'a dön diyor ama ben şimdi dönmeyeceğim. Buradan bakın, maymunlar var. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Bir de telsiz işaret var ortada. Bir bakalım. Gitmeyeceğim hemen. Şurada imdat falan diyen var da şu aşağıda bir maymun görünüyor. Bir gidip bakayım. Nedir bu? Burada bir şey var. Ha, maşet. Bizdeki şu an yeterli. Sen maymun nerede? Şuradan bir bak bakayım. Şu taraftaymış. Gel bakayım. Şurada bakın, maymun var. Ne diyor? Hay diyor. Hep hay diyen siz miydiniz? Merhaba diyor. Şey, acıkmış. Ona özel beyaz bitkiden vermemizi istiyor ama pişirmemi istiyor. Bende özel beyaz bitki var mı bakayım? Şu mu? Yok, bu kırmızı. Şu mavi. Şu yok, bu egzotik meyve. Beyaz bitkiden istiyor da beyaz bitki bende var mı bakıyorum. Kırmızı var. Şu, evet, beyaz bitki var. Ama pişirmemi istiyorsun, tamam. Nerede ateş var en yakın? Şurada var. Az beklesen. Şunu halledip geleyim. Şöyle koşunca evet, bütün susamamı arttırıyor herhalde bu da. Şuraya bir gel. Şimdi bir. Şuradan şunu bir al. Tamam, pişir sen onu. Şöyle al. Ötekini de pişir. Şunu da pişir. Hatta ötekileri de belki pişmiş isterseniz. Pişmemiş derseniz de bakarız. Bitkileri görebiliyoruz. Şu kırmızıyı al şimdi. Bunları da pişir. Tamam. O pişmiyor mu acaba? Ben bunun yanına geldim ama... Şunu seç diyelim tekrar. Yok, bunu pişirmiyor. Bu pişen cinsten değil. Peki mavi? Bunu da pişir demiyor. O zaman onu bırak. Tamam, devam edelim. İstediğini verelim. Evet, şunu bir verelim bakalım. Evet, al bakalım. Güzel kokuyor falan dedi. Bize ödül vermek istiyormuş. Mantarlar. Üçlü tutar seni falan dedi ama biz mantarlı bir şey öğrenmiştik. Ona bakarız. Şunu hala açamıyoruz. Diğer maymunlar neredeydi? Şimdi yukarı tarafta var. Bir de telsiz var ortada. Gidelim. Telsize de bakalım. Şu saati gösteren bir şey de olsa aslında güzel olur.
O saati görememek kötü. Şurada telsiz var. Doktor Miller, merhaba. Beni duyuyor musun diyor. Cevap ver lütfen. Horno adasındalarmış sanırım. Henry çalışıyor diyor. Kanal 8. Lütfen yardım et bize. Burada çalışıyoruz. Ciddi bir şeyden bahsetti. Saldıran yaratıklar var. Arfilego'nun doğusundaymış. Haritayı tekrar görürsek bakarız. Bilim kadınını bul dedi bize ama gidersek o tarafa bakarız. Şurada kamp ateşi vardı. O maymunlar aşağının yukarısında. Buradan oraya geçebilir miyim acaba? Bir bakalım. Şurayı açalım. Bakın bir maymun aşağıda gördüm. Boş şişe aldık. Su alanına gidersem doldururum. Şuradan geçebilir miyim? Bilmiyorum ama şuraya bir bakalım. Şimdi şunu bir kır. Topla topla. Malzeme bulduk yine biraz. Ne var burada? Bir şey daha var ama. Tamam, onları da al hızlıca. Şuradan bir tarif bulduk galiba yine. Hangisi bakayım? Bu hızlı şey pompalı. Bu normal bir silahmış ama şu hızlı bir pompalıymış. Şurada biraz daha çivi, bir malzeme daha bulduk. Ama envanterimde yer var mı? Artık son bir yer kaldı. Bir şeylere karar vereceğiz ya da ne yiyeceğimize, içeceğimize. Az olanları yeriz, bitiririz. Topla, topla. Susuzluğun %50'nin altına inmiş. Şurada ilk yardım çantası. Şişeye al. Doldururuz. Şurada bir malzeme daha bulduk. Güzel. Topla. Misine falan bulduk. Şurayı da yakalım. Tamam, şuradan aşağı nereden ineriz? Şuralardan geçiş var mı? O zaman aşağıdan gideceğiz. Bu arada saat kaç oldu? Hava kararıyor sanki. Yok. Tamam. Haritaya bir bak bakayım. Şu aşağıdan dolanırsam oraya giderim. Vaktim de var. Tekerlek. Ama yerim kalmadı. Ne yiyebilirim? Şundan yesem. Bunu bir şeyle birleştirebiliyormuşum. Nedir? Ha, suyla birleştiriyorum. Boş ver. Böylece ye. Biz bunu böyle yiyelim. Güzel, susuzluğumu da giderdi biraz. Boş şişeleri doldurmayı deneyeceğim. Şu bitkiden bir tane. Yok, bu yenmiyor. Şurada pişmiş yemeğimiz vardı. Şundan da bir tane yiyince iyice doldu. Güzel, sağlıklı da doldu. Gerisi iyi durumda, sorun yok. Şuradan aşağı gidelim. Ama sanki hava kararıyor gibi görünüyor. Şimdi bir bakayım. Buradan gidersem benim dinlenebileceğim yer bu tarafta kaldı. Saate bir daha bak. Hava kararıyor. Ben oraya gitmem zor olacak tekrar. Yatacağım yere mi gitsem acaba? Ertesi sabah mı gelsem buraya diyorum ama. Güzel. Şunları da topla. Şuradan başka bir şey. Tamam, gidelim. Yağmur başladı. Yıldırım falan. Bunlar bir şey etkiler mi acaba? Oo, yanıma yıldırım düştü. Çubuk var. Al bunu. Bunları temizleyelim de benim kamp alanına dönmem lazım. Bu durumda bir saate de bakacağım. Hemen bir bakayım.
Şurada yukarıda kamp ateşi var. Belki orada çalacağım bir şey vardır. Oraya doğru bir gidelim. Burada hayvan da var. Belki kalacağım bir yer vardır. Şurayı açacağım. Bana dönme. Şimdi kamp ateşi nerede? Şurada. Şu su. Şurada ateş var. Yak onu. Güzel. Şimdi burada bir içecek su var. Onu bir içelim. Sonra doldurmayı seçelim. Şişeyi seç. Doldur. Tamam. Şimdi bir de benim neredeydi ofkener? Burada. Saat kaç? Benim 21'e kadar yetişebilirim. Evet, vaktim var. Ben buradan şu maymuna değil de geri kamp alanına gitmeye çalışsam. Ama boş verin. Kamp ateşinde takılırız olmazsa. Bu yıldırım olayı kötü vuruyor. Evet, ne diyorsun sen? Hızlıca söyle. Buraya geldim. Yine merhaba diyor. Sarı meyveler pişmiş. Ha, şunlardan bakayım nerede, bizde var mı? Şu an yedik az önce aslında da. Geçemeyeceğim sanırım. Hızlıca gidelim. Çok az. Sığınağa gitmem lazım. Bir hızlıca bakayım. Şuradan hızlıca biz kaptırıp kendimizi gidelim. Çok oyalanmayalım. Çünkü hava kararacak. Tekrar bir bak. Hatta şuradan saate bir bak. 21'de biliyorsunuz artık yaratıklar çıkmaya başlıyor ve saat 19.33. Çok oyalanmamam lazım. Şimdi bakayım. Buradan şuradan kaptırıp kendimi gitmem lazım hızlıca. Bir daha bak, yanlış tuş. Şuradan yukarı, tamam. Hızlıca gidip girmem lazım. Ötekiler gelmeden şöyle temizleyip git. Güzel. Evet, bizim yere geldik. Siz de temizleyin hızlıca. Buranın da kapısını kapatıp gidemediğimiz için içeriye dolabiliyorlar işte böyle. Güzel. Şunu yakamıyor muyuz? Yakamıyoruz. Çünkü neden? Yağmur yani. Burada başka bir şey var mı? Görünmüyor. Şunu bir kapat. Yeşil yanıyor. Canımız azaldı. Ben şimdi burada uyursam ölürüm acaba. Çünkü tepem açık. Ben kaydet diyelim. Sorun olmasın. Ama bu arada bir yıldırımın etkisiyle bir donma oluştu. Şurada bir kaydet diyelim. Tamam, kayıt almış olalım. Ben gece ne olur ne olmaz yıldırım falan bir şey olur yine. Şuradan bir bandajım bir tane var. Onu bir kullan. Bir de yenisini yapabiliyor muyum? Bitkin bir tane var. Hemen şu kumaşla birleştir. Güzel. Tamam, ben şurada yapayım. Yorgun değilim. Ama ben geceyi burada geçirmeyi düşünmüştüm. Ama şurada bütün yorgunluk nerede, şurası. Tamam, biraz yoralım seni. Yani. Nerede o bizim şey? Fener burada. Seçin mi? Gel bakalım. Tam istediğiniz gibi vuramadım. Tamam, şimdi oldu. Şu nedir? O meyvelerden bulduk. Gel bakalım daha bir şey. Sen gel.
Ya burada da biri var, yardım et falan diyor da herhalde şu geçmediğimiz temiz. Şu yaratıklar çıkmaya başlayacaktır birazdan. Sen de bir şey var mı? Yok, sen de yine şunu yak desem yağmur ya. Yağmur ne zaman bitecek acaba? Bundan bir şey görünmüyor. Oh, yine yıldırıma denk geldik. Yıldırımdan acaba şuradan mı korunacağız? Şunun altında mı? Şurada mesela. Ya ben burada zaman geçirmek için yatsam desem ona da izin vermiyor da şimdi yatırır mı acaba? Yok, yorgun değilim diyor. Demek ki %50'nin altına düşmeden izin vermiyor. Bu arada yağmur bitti. Şunu yak hemen. Tamam. Herhalde çıktılar. O yaratıklar. Birazdan görünürler. Şurayı biz açmamış mıyız? Evet, burada onların malzemesi çıktı. Bu arada iyice karardı. Onlar da ortaya çıkar artık herhalde. Yapmama artık izin veriyor mu acaba? Yok, izin vermiyor. Yorgunluğuma bakayım. Yüzdesini görebiliyor muyum? Yok. Ama yarıya yakın. Ya gece yatıp uyusam diyorum, ona da izin vermiyor. Şu yaratıklar gelir herhalde, biraz yoruluruz savaşırken. Şurada bitki gördüm. Hatta başka bitki var mı yakınında? Yok, görünmüyor. Şöyle bir gel bakalım. Ya yardım et diyorsun, neredesin? Neyse, sen şu taraftasın diyorsun. Evet, buradan sesin daha iyi geliyor. Ama seni o tarafa dolanıp gideceğim sabah olunca. O maymunun oraya gideceğim de ona sarı meyvelerden bulabilir miyim acaba? Şöyle bir bak bakayım. Şurada bitki var diyor. Burada o canavarlardan yok herhalde bu adada. Şuradaymış bitki. Al bakayım şunları iyice. Şuradaki bitkiye gidelim. Nerede o bitki? Şurada bir yerde diyor. Tam buradaymış. Ama karanlıkta göremiyorum. Şu mu acaba? Tam burada diyor ama görünmüyor. Şunları mı diyor acaba, yok ettiklerimi? Bakayım. Ya hayır, tam burayı gösteriyor, şurası. Ama bir şey görmüyor. Gece diye mi görmüyor diyeceğim ama. Şurada mı acaba? Bir müsaade et bakayım. Şuradan geçilebiliyor mu? Yok, geçilmiyor. Geceleyin o yaratıklar gelmedi. Bu adada yoklar galiba. O zaman biz yolumuza gidelim. Evet, şimdi uyku işareti çıktı. Gidip uyuyalım. Şu nedir? Ha, bu işaretler orada bir şey var demekmiş. Ben de diyorum, bu leke tarzı işaret nedir diyordu. Bakın şurada da var. Demek ki onlar bir şey var demek. Bakın o ileride de var. Gece daha rahat görünüyormuş hepsi. Şurada var. Şurada da var. Şurada da var. Böyle daha iyiymiş. Çok daha çabuk topluyoruz. Şöyle bir turlayayım bakayım bir şey var mı başka. Şurada bir şeyler var mı? Şurada bak bakalım. Tamam, duydum seni, geleceğim de. Şurada bir şey var.
Bitki var, güzel. Ben bu bitkiyi niye görmüyorum? Şurada bakın bir tane bitki gibi bir şey görünüyor ama tepede mi acaba? Neyse, şimdi yeni zombiler gelmeden biz girip yatalım. Güzel. Şunu ışığı da söndür. Evet, yat uyuyayım ben. Güzel. Şimdi uyuduk, dinlendik. Saat kaç oldu şimdi sabah? 10:41 geçiyor. Öğleye kadar uyumuşuz. Şimdi benim sağlığım, susuzluğum falan birazcık azalmış. Sorun değil. Şimdi biz o aşağıdan tekrar gidelim. O sarı bitkilerden görürsek onları da alalım. O, gelin bakalım. Çok canını götürdünüz. Şuna birden vurdum. Sizde ne var şimdi? Sen şunu ver. Tamam. Daha var. Gelin bakalım. Sizi de alalım. Sen de gel. Tamam, bu da temiz. Şimdi bizim envantere bir girelim. Şu bizim bandajımız neredeydi? Bu arada envanteri iyice doldurmuşum. Şunu bir kullan. Şimdi buradan bir tane daha yapalım. Benim daha çok bitki bulmam lazım. Etrafıma bakayım, öyle gideceğim. Arada etrafıma bakmam lazım. Şu yukarıdakini gitsem de göremedim ama bu sefer de aydınlıkta bakalım. Neymiş? Bakın buraları gösteriyordu. Şurası mı acaba? Ne olduğunu bilmiyorum ama burasını gösteriyor. Bitki var diyor ama ben bitki anlamıyorum. Başka bir şeyse anlamadım. Nerede diyorsun? Şu yukarıda bir tane dağ var diyorsun. Hemen bakacağım. Nerede? Şurada. Şu telsizin arkasında, yukarıda. Gel bakalım. Şuralarda bir yerde diyor. Neyse, biz gidelim. Arada yağmurları yağdırıp bu ateşleri söndürüyorlar galiba. Şurada bakın parçalar var. Bunlara dikkat etmemişim. Belki de yeni eklendi. Zaman zaman eşyalar, etraftakiler yenileniyor olabilir. Devam. Şu sarı bitkilerden bulmak lazım. Bakayım etrafıma. Burada görünmüyor. Yay olayına da girebiliriz aslında da. Gelin bakalım. İyi, kumaş. Bu kumaş falan çok buluyorum da bitki bulmam lazım. Şu aşağıda varmış da oraya gitmeyeceğim şimdi. Tamam. Dur bakayım. Gel bakalım sen de. Tamam, siz gelin. Tamam, bunlar da temiz. Şunları da al. Tamam, güzel. Sen de gel. Sen de bir şey var mı? Ha, şu malzemeleri al. Bunlar da zaten 500'ü bulunca bitiyor sanırım da. Maymun bu tarafta. Şöyle gideyim ben. Maymuna doğru. Haydi bakalım. Şuradan şunu al. Şunları birazdan, daha meyvesini bulamadık. Şurada su falan var. Ben şu tarafa geçmek için o meyveleri bulmam gerekecek galiba. Bu beni oradan geçirmeyecek yoksa sanırım.
Tamam, o meyveleri görürsem alayım diyorum ama şurada görünüyor, o tarafa geçemem. Aşağıda görünüyor, orada bir şey bulamadım. Şu yukarıda görünüyor, bir de ona bakacağım. Şurada hiçbir şey yok. Devam. Şurada su var. Ateş için yer var. Biraz su içelim gelmişken. Şurada bitki var ama bunu mu diyorsun sen? Yok, bunu demiyorsun. Ben bitkileri görebilecektim hani. Bir bakayım. Şöyle gösteriyor mu diye bakacağım. Şu çizgi gibi bir şey var. Alınca çizgi kayboluyor diye bakacağım da envanterimde yer yok. Ne yiyebiliriz, ne yapabiliriz? Şu mantarı bekliyor. Bakayım, mantarı seçersem bir şey yapamıyorum. Pişirmek için olabilir. Mesela bunu seçip bir şeyle birleştirilir mi? Yok bu. Bunu bir şeyle birleştirebiliyorum. Neyle? Misina'yla. Olta yapıyor demek ki. Şu miğferleri aslında tutmama gerek yok. Bunları bir yolla. Evet. Yolladık o miğferleri. Şu bitkiyi al. Şuradan aşağı yol. Bunu açalım. Güzel. Gelin bakalım. Güzel. Ne aldık biz ondan? Hızlıca bir şey aldık sanırım da. Sanırım şeyleri aldık. Çivilerden. Şu yukarıda, bakın şurada varmış o dediği şeyden ama oraya nasıl geçeceğiz? Buraları şu an açamıyorum sanırım. Kuruyorum ama açılmıyor. Oraya geçişim de yok. Şu sarı bitkilerden bulsam belki. Şu seslenen kişiye bakarım belki de. Olmazsa geri gideceğiz. Git demişti çünkü bize. Adadan ayrılmam gerekiyordu. Şunları yeriz. Bu arada arka planda bir şey yüklüyor sanırım. Bir ağırlık oldu. Şunları da temizleyeyim dedim gelmişken. Belki bir işimize yarar. Şimdi bakayım dur. Biz o zaman normal bota kadar gidelim. Madem öyle bir şey bu yapamıyorsak ayrılıp çıkalım. Ama aslında o sarı bitkilerden bulsam iyi de ben etraftan bitkileri göremiyorum ya. Ben bitkileri görüyorum diye düşünüyorum. Yetenek açtık. Evet, ne diyor? 40 metre alan içindeki bitkiler diyor. Ama herhalde bazı çeşit bitkilerden bahsediyorlar. Mesela burada yukarıda varmış. Ama nerede bakayım? Şuradaymış işte. Buralarda bir yerde. Tam burada görünüyor. Şu aşağıda bir şey var. Onu diyor sanırım ama oraya giriliyor mu? Şuradan bir bakayım. Yok, girilmiyor. Onları nasıl kullanacağız? Ne işimize yarıyor? Bilmiyorum. Biz bota doğru gidip buradan gidelim o zaman diyeceğim de şu bitkileri bulsaydık bari sarı. Açlık arttı. Biz burada ne yiyebiliriz? Bir bakalım. Yani şu bitkiden lazımdı. Şundan yiyebiliriz. Pişmiş. Siz gelin bakayım. Farkı mı veriyorsunuz buradan? Güzel. Başka var mı meraklısı? Gelin bakalım, devam edelim. Şurada kemik buldum bu arada. Kemiği miğferle birleştirebiliyorum.
Ama kemik koyacak yerim yok. Şunları birleştirebilir miyim acaba? Şununla birleştir. Bunu ne ile birleştirebilirsin? Şununla. Bunu ne ile birleştirebilirsin? Bunu. Tamam, şimdi bir tane silahımız oldu. Bunu bir bak bakayım nasıl bir silahmış bu. Bu da sanırım yine çivi atıyor. Şurada bir düşman bulup deneyelim. Bu arada şu kemiği al. Şunları al. Yok, envanter hala dolu diyor. Birleştirdik bunları. Ha, parçaları şey değil diye oldu bu. Tamam. Ben o zaman yine maşetimi alayım da. Maşete neyle kombin yani bir araya getirebiliyoruz? Çubuklardan ok yapıyoruz. Yap desek yere atacaksın, değil mi? Yer yok diye. Biz o zaman gidelim. Bitki falan bulana kadar. Şöyle bir bakayım. Aslında ben bitki bulsam da buna versem belki bir işimize yarayacak bir şey olur. Belki şu arka planı açar. Öğrenmeden de gitmek istemiyorum. Şu sarı bitkileri bulmayı deneyelim. Evet, gezelim. İki tane daha lazım. Pişireceğiz. Bu arada çubuğu almışım elime. O yüzden de istediğim gibi olmadı ama önemli değil, toparladı. Gel bakayım. Şimdi bizim buraya yerleşmişsiniz. Gel bakayım. Burada mavi bitki buldum. Sarı bitki de var galiba şurada. Şunu al. Şurada sarı bitki var sanırım. Evet. Bize bunlardan lazım bir tane daha sanırım. Hatta bir bakalım kaç oldu ki? Evet, bir tane daha lazım. Yine başladı yardım istiyor diye de. Normal bitkilerden buldum. O tarafa geleceğim. Sanırım şunun içindesin sen ya. Sesin buradan geliyor. Bunun içindesin, değil mi? Ama sürekli hani bana yardım et diyeceğine, ben şuradayım, şu kulübenin içindeyim, buradayım, bana bakıyorsun, uzaklaşıyorsun falan dese daha rahat bulacaksınız. Buradayım, buradayım. Ama nerede? Büyük ihtimal oradakinin içinde ama oraya geçebilmem için büyük ihtimal benim şu son bitki parçasını da bulup ona yemeğini vermem lazım. Şu sarı bitkilerden nerede vardır? Tamam, biliyorum. Biz şu bitkilerden bir tane daha bulalım. Gün geçiyor, hala bulamadık. Ben sanıyordum ki bitkilerin yerinde görürüz. Şurada bakayım, kırmızı var. Evet. Sarısı lazım bize. Gerçi o bitkileri de atabilirim. Yani bakıyorum hala bir işe yaradığını görmedim. Şurada nerede? Bir de burayı gösteriyor bize. Hava kararıyor mu bakayım? Evet, hava kararmak üzere ama burada o yaratıktan çıkmadığı için rahatça gezeceğim. Sarı bitkiden bakacağım. Var mı diye etrafa rahat rahat bakacağım böyle. Şu nedir? Yok. Şunu açabiliyor muyum? Yok, bunu da işte korumalı bu. Şöyle bir bak bakayım. Şu tarafta hiç gitmedik herhalde. Ya da bir kere gitmiş olabilirim. Şu tepeye bakacağım. Şuradaki nedir? Aşağı mı indik? Yanlışlıkla aşağı indik. Tekrar çıkalım.
Bitki var mı diye bakacağım. Belki buralardan vardır. Belki buluruz diyor tepelerde. Şurada varmış, evet. Bakın bulduk. Güzel. Hemen pişirelim bunu gidip. Sonra da o maymuna ulaşalım. Hatta maymunun yanında bakayım bir. Orada bakın kamp ateşi de var yakında ama şurada pişirip gideriz. Daha iyi. Uğraşmayalım. Yak bakalım. Hemen şuradan da şunu seç. Bunu birleştir diyelim. Yok, bunu birleştirme. Ve biz bunu seçmeden nasıl pişireceğiz? Bundan istiyordu görevde. Görev bakalım. Boşuna mı uğraştım ben o kadar? Burası değil. Şuradan bir bak bakayım. Evet, 3 egzotik meyveyi, ha, meyveyi istiyor direkt. Tamam, sorun yok. Gidelim. Bir bakayım yoluma. Şuradan yukarıya gideceğiz. Gidelim. Bu arada yine zombiler çıkacaktır. Ama burada o tehlikeli yaratıktan görmediğim için daha rahatım. Bir daha bak. Şu taraftan. Evet, gelin bakalım sizi bir temizleyelim. Güzel, siz de gelin. Tamam, şimdi şunları da temizleyelim ve oradan da yolumuza devam. Şu taraftan git diyordu sanırım, bakayım. Evet, hemen burada. Güzel, al bakalım. Evet, ne diyor? Koko mutlu olmuş. Büyük bir ödül verecekmiş. 15 tane tüy. Şurayı açacak mısın diye ben merak etmiştim ama belki açarsın diyordum. Açmadı. Şuradan açacak mısın? Demek ki bizi gitmek zorundayız. Şu yukarıda ne görünüyor? Orada bir işaret var ama hayvan mı acaba? Herhalde orada o hayvandan var. Şu arkada. Evet, şurada. Hemen bana döndü. Saldıracak. Saldırayım dedim ama gitti. Tamam, şimdi şurada su var. Suyumuzu bir içelim. Ve yapabildiğimiz kadar bandaj yapalım hemen yine. Şunu seç. Şunu da seç. Güzel. Açlığım için ne yapabilirim? Şurada pişmiş vardı, onu ye. Tamam. Sağlığım için de sorun değil. Uyuyunca geçer. O zaman şuradan yukarı geçebilir miyim? Sanmıyorum ama. Tamam. Onları da topluyorum ama. Hemen güzel. Tamam, sizde bir şey var mı? Şunlar limitine ulaşırsa bırakırım diyorum ama limitine ulaşmadı bir türlü. Artık gidebiliriz. Gerçi şurada yakıt gibi bir şey görüyorum. Oraya bakmadık bir tek sanırım. O yakıt neyse ona da bakacağım. Şunları da topla. Tamam, ona da bakalım, öyle gidelim. Gel bakalım şuradan. Buralara sonra tekrar mı geleceğiz acaba? Ya da isteyince gelebilecek miyiz? Onu merak ediyorum. Neredeydi o? Şurada. Nasıl gideceğiz? Yukarıdaymış. Bu arada şu lastiği alabiliyorduk sanırım da yerimiz yoktu, alamamıştık. Şu an yerimiz var. Bu lastik ne işimize yarayacak bilmiyorum ama alalım.
Şu yakıt oluyor sanırım, tamam. Kap doldurmamız lazım. Belki sonradan lazım olur. Şu suyu iç bakalım. Şimdi buradan biraz daha bidonum var mı diye baktım da yok. Şu suyu da iç. Ama su içecek yerin yok. O zaman dök desek. Şöyle. Ha, yer değiştirmek için. At dedim, attı. Onları geri al. Onları geri al. Bakayım şimdi kaç şişe oldu? 2 şişe yakıt. 4 şişe su. Ben o suları şuradan yollayamaz mıyım peki? Boşaltma yok mu aslında ya? Neyse şunu da doldur hemen. Nerede o bizim boş şişe? Bir şişemiz boş olmalı. Nerede şişe, yerde mi? Evet, yerdeymiş. Yer yok diye atmış. O zaman şöyle yapalım. Şunları bir şimdilik yere at. Geri alacağız. Sen bana şişeyi ver. Şunu doldur. Tamam, bunları geri al. Tamam, şimdi oldu. Tamam, 3 tane de yakıt doldurdum. Başka bir şey. Şu tepeye çıksam. Burada bir şeyler var gibi ama. Şu arka tarafta var sanırım. Burada başka bir şey yapabiliyor muyum? Şuradan tepeden içeriye doğru görünüyor ama bir şey yapılmıyor sanırım. Tamam. Şuradan aşağı inebilir miyim? Yok, inemiyorum. Şurada yine bazı şeyler, vidalar falan filan. O arka taraflara gidemiyorum ama gidince bakacağız. Evet, şunu bir daha kullan. Herhalde aynı şeyleri söylüyor. Çabuk ol falan filan. Şuradan in diyelim. Şimdi bir bakayım. Bot şu tarafta. Bota gidebilirim. Şurada da uyuma yeri var. Gidip bir uyuyalım, sonra da gidelim. Hayır, yardım et diyeceğim. Geçemiyoruz ki. Aynı şeyler, tamam. Şurada gidip uyuyalım diyorum ama bir bakayım. İyi, uzak sayılmaz. Yine zombi çıkabilir buralarda. Tamam, şöyle kapat diyelim. Şuradan bir kayıt al. Evet arkadaşlar, o zaman bölümümüzü böyle bitirelim. Bir sonraki bölümde biz önceki adaya geri dönelim ve artık oradan olayımıza başlayalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz ve bana destek olmak isterseniz videoyu beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.